İYİ Parti'ye de bir bakalım, o bolü de getirelim Erdem bir İYİ Parti'nin listelerini bir görelim. 36 vekilden 25'i lise dışı kaldı İYİ Parti'de. Çok enteresan <laughs> bu da değerli izleyiciler. 9 ilde de adaylar CHP listelerinde yer aldı. Yani bir grup İYİ Parti'li CHP listelerinden, bir grup İYİ Parti'li de CHP listelerinden. Tam tersi, listelerden girdi. Bakalım AK Parti'nin istifa edip İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Baba Ankara 1. bölge 2. sıradan. Garanti yerden girdi. Eski AK Parti vekili ve Akşener'in danışmanı Turan Çömez Balıkesir'de birinci sıradan aday oldu. Eski Çişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ordu'da liste başı. Eski Futbol Nihal Karaman Konya'da birinci sırada. Gökhan da Hatay'dan ikinci sırada. E, Hatay Gökhan'ın işi biraz daha zor diyelim. E, adı bakanlıkla geçen Bilge Yılmaz ile Mehmet Tolga Akal'ın dışındaki tüm isimler seçilebilen yerden aday gösterdi. Ama dediğim gibi 34 vekilden 36'sından 25'i lise dışı kaldı. Şimdi Ümit Özdağ, İsa, İsmail Tatlıoğlu, Yavuz Aralioğlu, Aytun Çıray gibi isimler zaten gitmişti. Aytun Çıray aslında bir gün önce Enver Aysever'in programında 2 ile 6 Mart arasında oyumuz %13-14'e düştü ama bir daha %15'e geldi demişti. İstediği yeri beğenmeyince partiden istifa etti. Baraj altında kaldık, barajı ben bırakmadım ve benzeri dedi ama... Aytun Çıray da bu konularda Aytun Çıray bir türlü güven vermediğini söyleyelim. İsmail Tatlıoğlu da adaylıktan icrada görev alacağı için çekildi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Ankara 2. bölgede ikinci sıradan garanti yerden. Ümitlik Bayır Sakarya'da eski İstanbul Başkanı da Burak Avuncu İstanbul 2. bölgede liste başı oldu. Ümitlik Bayır'ın e Meral Akşener'in yakın akrabası olduğunu da hatırlatalım. Daha önce de Sakarya vekiliydi yine oradan girdi. Evet Ahmet listeler böyle. Bayağı değişiklik yaptı İyi Parti. Tabii İyi Parti'nin oyu merak ediliyor ne kadar olacak. Bu 2 ile 6 Mart arasındaki olaylardan nasıl etkilendi diye. İyi Parti yorumunu alalım senden. İyi partiye geçeceğim ancak CHP'deki sürpriz bir ismi de atlamayalım. Türkiye Değişim Partisi evet. genel başkanı Mustafa Sarıgül de CHP'den aday oldu. Erzincan birinci sıradan. Dolayısıyla bunun da CHP'de bir sürpriz olduğunu belirtmekte fayda var. İyi parti listesinde gerçekten dikkat çeken isimler de var. Özellikle Adana birinci sırada Ayüce Ay Türkeş aday gösterildi. Yani Ayüce Ay Türkeş yine merhum Alparslan Türkeş'in kızı. Yani e, Oğul Alpars, e, Alparslan Türkeş'in oğlu e, Turul Türkeş AK Parti'den aday gösterildi. E, İyi Parti'de e, yine e, Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Ay Türkeşi Adana birinci sıradan aday gösterdi. Dolayısıyla bu iki isimde seçilebilecek yerlerden e, olduğunu değerlendirebiliriz. İki isim de parlamentoya girdiği takdirde mecliste iki Türkeşi görmüş olacağız. E, bu da önemli bir detay. Şimdi Ankara birinci bölge birinci sırada e, Koray Aydın aday gösterildi. E, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden alınmıştı. Zaman zaman Meral Akşener'le de ters düştüğü durumlar oluyordu. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da çok gönüllü olmadığı biliniyordu. İşte Parti Parti'de grup kararı aldığı dönemde işte e, imzasını sabahtan verip gitmişti. Hani o da tepkisini öyle göstermişti. Yavuz Ağaralioğlu e, o imzayı vermemişti ancak Koray Aydın imzayı sabahtan atıp e, toplantıya da katılmadan e, ayrılmıştı. Bu önemli. Ahmet Eşref Fakı Baba AK Parti'nin olaylı bir biçimde istifa etmişti. İşte AK Parti yönetiminde suçlayarak ayrılmıştı. O da e, Ankara 1. bölge 2. sıradan aday gösterildi İyi Parti'den. E, Şanlıurfa'dan aday olmaması dikkat çekici. E, garanti bir yerden aday gösterildi. Acaba e, AK Parti'den ayrıldığı için Şanlıurfa'da tepki göreceğini mi düşündü? Yoksa başka hesaplar mı var? Onu şu an itibariyle tabii ki bilmiyoruz. Antalya birinci sırada Uğur Poyraz, e, e, Akşener'in kurmayları arasında. Bitlis'ten Edip e, Safter Gaydalı, e, eski anaplı bakan, AK Parti'de siyaset yaptı. O da önemli bir isim. İstanbul birinci bölge, birinci sırada Nimet Özdemir var. İkinci sırada Burak Akburak var, genel başkan yardımcısı. Üçüncü sırada ise Cihan Paçacı var. Biliyorsun Meral Akşener'in altılı masada görüşmeleri yürüttüğü sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahada karşılığı yok değerlendirmesinin ardından Genel Başkan yardımcılığından ayrılmıştı. Ancak Meral Akşener'in masadan kalktığı dönemde tekrar Genel Başkan yardımcılığına dönmüştü. O da oldukça önemli bir isim. İstanbul 2. bölge 1. sıradan Buğra Kavuncu, eee e, İyi Parti İstanbul İl Başkanıydı. Bu o, oldukça önemli. 2. sırada Salim Ensarioğlu var. İstanbul 2. bölge eee 2. sırada Salim Ensarioğlu var. E, bu oldukça önemli bir isim. İyi Parti'de Ensari soyatlı başka bir isim daha var. Hem de Diyarbakır 1. bölgeden aday gösterildi. Vedcin Ensarioğlu. Vedcin Ensarioğlu da e, e, Salim Ensarioğlu'nun e, oğlu. Yani baktığın zaman İyi Parti listesinde Babaoğlu iki isim var. Ee, Salim Ensarioğlu İstanbul 2. bölge 2. sıradan aday. Vedcin Ensarioğlu da Diyarbakır 1. Biri, sıradan aday gösterildi. Musavat Dervişoğlu İyi Parti'nin önemli isimlerinden. İzmir bölge 1. bölge 1. sıradayı Ümit Özlale de 2. sıradan aday gösterildi. Ümit Dikbayır Sakarya 1. sıra. Lütfullah Kayalar e, İyi Parti'nin son e, grup toplantısında İyi Parti'ye katılmıştı. O da eski Anaplı bakanlardan Yozgat 1. sıradan aday gösterildi. Lütfi Türkkan şehit yakınına küfür etmesiyle gündeme gelmişti ve hakkında Dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınmıştı. E, komisyonda bu kabul edildi. Ancak genel kurulda oylanmadı. Seçime çok kısa bir süre kaldığı için yeni döneme bırakıldı. E, dolayısıyla Dütfü Türkkan e, tekrar Kocaeli'den birinci sıradan aday gösterildi. E, futbolcular var. Sen de e, hatırlattın Gökhan Zay, Gökhan Zan, Hatay'dan aday gösterildi. Ünal Karaman da Konya birinci sıradan aday gösterildi. E, İyi Parti listesinden önemli bir detayı daha aktaralım. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürü Yüksel Arslan İyi Parti Ankara'dan e, 3. bölge 1. sıra milletvekili adayı gösterildi. Kürşat Zorlu Partinin sözcüsü ise hemen e, Yüksel Arslan'ın ardından 2. sıradan aday gösterildi. E, dolayısıyla bu da dikkat çeken bir gelişmeydi. E, CHP'yi anlatırken e, bir olayı e, unuttum. Onu da şimdi hemen hatırlatmak istiyorum. Cam izin olursa. Biliyorsun e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok tartışılan seccade fotoğrafı vardı. Seccadenin üzerine ayakkabıyla bastığı fotoğraf karesinde yanında yer alan e, milletvekili aday adayları vardı. İşte CHP Erzurum milletvekili aday adayı Cavit Kılıç, Düzce milletvekili aday adayı Azade Ay, İstanbul milletvekili aday adayı Ali Acar. Bu üç isim de listelere giremedi. Acaba e, o seccade fotoğrafında yer aldığı al, almaları listeye girememelerinde etkili oldu mu olmadı mı? Gerçekten bunu da çok merak ediyorum. E, hani olacaksı da olacaksa da olmadı e, olay mı yaşandı? E, onu da e, belki e, hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ancak benim de merak ettiğim konular arasında seccade fotoğrafında yer alan aday adayları CHP'nin listesine giremedi. Bu da dikkat çekici bir gelişme. İyi partiye tekrar dönecek olursak Erhan Usta e, Samsun'un aday gösterildi. Sen de hatırlattın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan, doktorluğunu yapan ve Milletvekilliği görevinde de bulunmuş Turan Çömez de Balıkesir birinci sıradan aday gösterilmiş oldu. İyi parti listelerinde de dikkat çeken isimler ve sıraları bu şekildeydi.